Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun abiler. Şualar 74. sayfadayız. Enfusi ders bugün. Ama 5-10 dakika ısınmak için bir yerler okuyayım. Sonra oraya geçeriz. Acı çekmek dünyada evrenseldir, geneldir. Aynı zamanda Allah'ın kainatta yarattığı bir sistemdir. Acının verdiği bilgiyi veya adresi tahayyül ile takul arasında kalan tasavvur devamlı düşlendiği için düşünür. Yani eskilerin bir sözü var. Hani var ya, düş almak, düşlenmek, düş sahibi olmak. Düşünce dimağın serbest bölgesinde hem olumsuz grup, kafir cinler, şeytanlar, olumsuz mekanlar, olumsuz maddeler, olumsuz sesler, suretler, görüntüler düş atar. Bu tarafta da melekler, Müslüman cinler, olumlu mekanlar, olumlu insanlar, dualar, doğru düşünmeler, doğru mekanlar, doğru sesler, doğru resimler serbest bölgeye düş olur. İnsan bunu ele alınca düşünce olur. Eskiler böyle demiş. Düşlenmek. Sen abi tahtada müsbet nazar yazılmış da. Müsbet nazar yani noktayı nazar. Nerede müsbet nazar? Serbest bölgeye gelen şeyler, meleklerin ilhamları yaz ya. Evet. Ha bu. Solda. Solda abi. Ha. Onun en alt sağında abi. En alt sağında. En alt? Sağ. Ha. Cemaatin şahsı manevileri. Evet. Bu müsbet niye yazmış? Böyle bir yazı yoktu ki. Kim yazdı bunu? Müsbet nazar. Yanlış mı yazmış? Ya bu müsbet nazar, yani bu ayrı bir maddeydi. Yani böyle nazar nereye yazmış? Bunu buraya sokmuş, bunu buraya çarpmış. Ben şeyi soracaktım orada, müsbet nazar... Yani bunu biraz karıştırmış burayı, kim temize çekti ama. Ha. Sen mi yazdın? Yok. Sen mi yazdın? Bayram yazmış. Yanlış oldu. Bu burada iyi dedim. Bu burada bir şey de olacak yani, bir sıra da olması lazım. Yani burayı görüyorsanız, ha oradaki... Şimdi bak, burası buraya atar. Düş atar. Attıklarına düş denilir. Düş. Buradakiler de atar. Attı mı? Burada harmanlar insan. Bu sistem mekan anlayışımızı yapar. Tahayyül şekillendirir. Tasavvur ise bu düşleri malumat, bilgi, zan, tereddüt, şüphe ve zaman anlayışımızı oluşturur. Bu mekan, bu zaman. Bu düşleri insan ele aldı mı düşünce olur. Eskilerin şeyi, benim değil bu. Sonra burada bir süzgeç var, fiil. Buradan süzer. Buradan süzer. Şimdi burada hepsi var. Her şeyin bulunabileceği. Her şeyin her mertebesinin bulunabileceği. Her daim insanın kontrolünde olması mümkün olmayan, burada bu yazıyordu dört tane. Bu Bayram çok bayağı şey yapmış, iskat etmiş bunu. Bunu büyük yapacağım diye buradaki o dört tane Bayram burada dört tane tarifi niye yok ettin? Abi orada benim şevkim yazmadı yani. Ha. Burada yoktu zaten. Bu vardı da onu yazsaydım. Burada da bir karıştırmışsın burayı. Burada bak müsbet nazar bunda mı? Yani neyse onu bir geneli resmi vereyim de onu şey yaparsın okursun. Neyse genel şudur. Buraya atılanların adı düş almak, düşlenmek, rüyalanmak. Ya hepsi buradan çoğalmış. Düş, düşmek. Mesela cübbi. Burayı insan alır, harmanlar. Ya düştüğündeki ayet mi abi? Evet. Gibi yani düş, onu tefsirde şey yapıyorlar.
bunu mekana dönüştürüyor. Hayal zamana dönüyor. Öncelik, sonralık. Sıralamaya koyduğu zaman zaman oluyor. Dün, bugün, yarın oluyor. Mesela şey. Bu ikisi arası. Bu ikisi arası. Bu ikisi arası var mı? Geçti gitti. Kaç saniye diyoruz? İşte burada oluyor onu. Bu yapıyor. Mesela bak. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçmiştir? Bu ikisi var mı şimdi? Yok. Nerede var? Burada. Bu yapıyor yani. Tamam. Bunu alıyor. İnsan düşünceye, burada kendisi düşünceyi dönüştürüyor. Şurada takur fehim. Buradan elekten. Nasıl elek? Şimdi sıkıntıyı anlatacağım da. Çay fabrikasında ben gördüm. Çay fabrikasına elekten geliyor harma. Böyle acı. Sanki dağdan kar geliyor. Kesilmiş. 6 tane, 7 tane numara var. 6 tane. Delik. Şuradan akıyor ya böyle. Aşağı doğru akıyor. Küçük delikler var. Oradan küçükler düşüyor, büyükler düşmüyor. Az ileride biraz daha büyük delik var. Oradan da oraya düşecekler düşüyor. Düş oluyor. Sonra en son işte 7 numara en büyük parça. Böylelikle numaralanıyor. Geçmiyor elekten. Bu elek böyle bir elek. Tamam. Böyle bir elek. Bazıları geçiyor, bazıları geçmiyor. Bu sistemde mesela sıkıntı olur. Sıkıntı o kadar mükemmel bir mucize ki anlatamam yani. Allah sıkıntısı var mı Allah'ın? Yok. Allah sıkılmaz. Sıkıntısı da yok. Kendisine ulaşmak için insanoğlunun kullanabileceği bir yöntemdir sıkıntı. Böyle bir sistem, böyle bir yöntem insana vermiş. Yoksa ve ma rabbuke bi zalimin lil abid. Rabbin kullarının üzerine zalim değildir. Bu sistemdir ya. Bu işliyor demektir. Yani büyük zatlar demiş ki sıkıntı olduğu zaman Allah'a huzuruna davet ediyor seni demekmiş, anlamışlar. Hastalığı, sıkıntıyı böyle şey yapmışlar. Biz sıkıntı ettiğimiz için sıkıntı oluyor. Sıkıntı yapmasan basamak oluyor. Yani davetiymiş o. Huzuruna davetmiş. Bir yöntemmiş. Ama ona bakışımız farklı ya ondan. İşte bu düş buraya oluyor. Düşünüyoruz. Taakkulle anlam alıyor. Anlam alıyor. Bu sistemde geçince farkındalığımız artıyor. Cennette olsa bu sistem çalışır mı? Çalışmaz. Bu sistem çalışmaz. Donuk olur. Standart hayat, yeknesek hayat vücuda nispeten Adem'e racidir. Adem Aleyhisselam'ın düşünebiliyor musunuz? Bütün isimler öğretilmiş. Olgun. 33 yaşında. Bütün isimler öğretilmiş. Günah aramı var mı? YouTube yok orada. Televizyon yok. İnternet yok. Bir hevasını gösteren havası var. Başka bir şey yok. Gene düştü mü hataya? Düştü. Sen ortamın cennet değil. Havadan başka nelerin havan da var. Tamam. Küçüklükten beri bu ortamda büyüdün. Biraz kendine böyle günaha düştüğün zaman ümitsizliğe düşme diye söylüyor. Düşme ya. Ümidini hiç kesme. Hiç kesme ama. Bu haşa seni itecek manasında değil. Böyle bir sakın kendine merhametli ol. Kendine dönüşmeye, değişmeye fırsat ver. Benden bir şey olmaz deme. Bak Adem Aleyhisselam benden bir şey olmaz dedi mi? Ümitsizliğe kapıldı mı? Peygamberimiz kaç sene vahiy kesildi? 3 sene. Allah seni terk etmedi ve unutmadı diyor. Ayet neydi? Ve duha ve leyli zesece. Ya Allah seni unutmadı ve terk etmedi. 3 sene şey gelmedi. Sıkıntı bir sistemdir. Sakın ha. Davetiymiş o. Ne yapar? Evrenselmiş sıkıntı. Evrensel. Hayvanlarda da var ya. Nebatatta da var. Nebatatta da var. His seviyesinde bir şuur olduğu için sıkıntı vardır diyorsunuz. Yani. Evet. Hepsi. Mesela
Eve girdiniz. Bir şey söyleyeceğim mi? Daha önce demiştim ama pek kala mı? Çiçek sizi tanır biliyor musunuz? Hisseder yani. Tanıma bilgi değil de hisseder. Çocuk girerse hareketi böyle olur. İleri geri. Kadın girerse döner. Su verecek diye. Sizi bilir ya. Bilinmeyen bir ortama ya. Seni tanımayan bir ortama. Niçin Allah Resulü selam verin diyor. Ve alâ ibadillâhi salihin deyin diyor girdiğiniz zaman. Yani selam işte ey salih ibadet. Sırf ruhaniler var değil. Sırf Müslüman cinler var değil. Eşyanın mekkelleri de var. Bir de çiçekler bilir yani. Bilir seni. Ama seviyesi düşük olduğu için yapamıyorsun. Yani anlayamıyorsun sen. Buna delil bir tane misal vereyim. Ustad meczup değildi aşağı. Hissiyatına kapılmış değildi. 8 sene üzerine zikrettiği çınara tekrar barlaya geldiği zaman sarılıp ağlamış. En masum ifadeyle, teville müekkel melaikesi dedi. Hayır, ben müekkel melaikesi sif anlamıyorum. O biraz böyle teslimiyetçi bir şeydir. Ben o ağacın hissiyatı olduğuna kanayım yani. Keşfim de öyle. Ağaç seni tanır. Ağaca çivi çakanı bilir. Bana bu çivi çakmıştı hisseder. Ağaca su vereni bilir. Ceviz çekiyor değil mi fotoğraf? Senede bir an çekiyor. Önünde kim varsa onu çekiyor. Dışarıyı içeriye taşıyor. Onun için sıkıntı bir sistemdir. Nimet olduğunu anlamak için şöyle düşünün. Sıkıntı olmamış olsa hiç. Yaşanır mı? Hiç sıkıntı yok. Diyeceksin ki yaşarım tabii ya. Sıkıntı olmadığı zaman mutlu oluyorum. Mutlu olduğunu besleyen zemin o sıkıntı halindir. O sıkıntıyı senin aleminde tanımlanmasa, yaşanmasa o mutlu ve huzur denilen bir şey olmaz. Hiç hayatta karanlık yok. Aydınlık olur mu? Bilinir mi? Cennet değişken dönüşüm olmadığı için cennet olduğunu bilmiyordu. Hem de ulul azm peygamberi ya. Normal sıradan bir peygamber de değil. Cenneti cennet olduğunu bilseydi o meyveyi yer miydi? Beka bulacağım zannıyla yedi işte. Şimdi beka bulacağım zannıyla bir sürü haramlara giriyoruz. Bina şey yapıyoruz. Ders onun için gitmiyoruz. Lan yeter sana bu işte. Yok. Çok acayip ya. Lan bir oturduğun dairem var. Bir de dairem var, kira geliyor. Kira vermiyorsun, kira geliyor. Bir de kendini yırtıyorsun ya. Kitap okumuyorsun onun için. Yoğunum abi diyorsun. Hayal anlatmıyorum. Ne misal verdim? Hep bilerek söylüyorum. Hiçbir uçuk misal değil. Evet. İnsan bu düşleri düşünür ve dönüşür. İnsan dönüşür. Dönüşür. Kardeşim burada farkındalığımızı artırmaya geldik. Bedenimizin, beşeriyetimizin bekasını değil yani. Onun için ölüm korkusu oradan geliyor. Yani bu bedene yüklediğimiz anlam, mana beka verişimizden kaynaklanıyor. Beka verdik biz buna. Oysa bakiye ayna olmak, bakileşmek için değil, baki anlamak içindir. Bismillah. Böylelikle doğrudaki yanlışı, yani böylelikle doğru olanın içindeki yanlışı, yanlıştaki doğruyu görebilmek adına çalışır durur bu sıkıntı. Sıkıntı neymiş? Doğrunun içerisindeki yanlışı, yanlışın içindeki doğruyu içini sıkarak dışarıya çıkartır. Anladın mı? Bu çok tuhaf. Doğrunun içerisindeki yanlışı, yanlışın içerisindeki doğruyu çamaşır sıkıp da suyu attığımız gibi, hurmayı sıkarsın fırlar ya böyle. Sıkıntı böyle bir sistem. Doğrunun içindeki yanlışı, yanlışın içindeki doğruyu. Sihatın içindeki sıkıntı, sıkıntının içindeki sihatı, nimet içindeki nikmeti, nikmetin içindeki de nimeti anlamak için bir sistem bu. Ha, bunu da söylemeden geçemem.
Tasavvurda o kadar çeşitli, zengin ve külli veya kül düşünürüz ki sanki orada sırf ben yokum. Sen yoksun yani. O kadar şurada, şurada külli düşünüyoruz ki abi çok canım sıkıldı, kafam duman. Alemin allak bullak duman. Dedim ki ne oldu? Hamit ne oldu? Hayırdır? Abi kafamda her şey var ya, herkes orada. Baksana sen orada mısın? Aa benden başka herkes var. Hikaye anlatmıyorum hani böyle. Çok hoşuma gidiyor. Bak iyi bak, gözünü kapat, içeriye bir bak, yürü içeriye bakalım. Kim var? Abi inan benden başka herkes orada. Senden başka herkes oradaysa sen bakma makamındasın. Oradaysın, sen de alet makamında olacaktın. Bak herkes orada. Ben dışarıdayım de. Bak burada herkes var. Bunu bilmeyen adam bu dünyada rahatı çok zor. Ya kah böyle kalp krizi geçireceğim, öleceğim. Ya işte camdan çocuğu atacağım. Hikaye anlatmıyorum. Hepsini anlatıyorum. Camın yanına çocuğun da kucağı halinde gidemiyor camın yanına. Belki atarım. İşte buradan. Sıkıntı sistemini anladınız mı? Ne kadar hoş. İçeriye dönük gibi yapar. İnce dokur, sık dokur. Derler ya, sık dokur bir şey yapar diye. İnce eleyip sık dokur. Ha, ince eleyip sık dokumak. Yani keyfe maşacılığı, böyle aman sendeciliği artan, atan, anlam katan bir sistem. Hayata anlam katıyor bu sıkıntı sistemi. Bir düşünür der ki, bir düşünür, bu cümle benim değil ama kaydetmişim. Bir düşünür diyormuş ki, aspirin içince baş ağrın geçer. Ama baş ağrının sebebi aspirinin eksikliği değildir. Çok hoşuma gitti bu. Bir düşünür diyor. Diyor ki, başım ağrıdığı zaman Yusuf'um, aspirin içersen baş ağrın geçer. Bunu mutlaka almamız lazım bu cümleyi. Tamam bak. Aspirin içersen şüphemiz var mı? Yok. Baş ağrım geçer. Peki baş ağrının sebebi aspirinin eksikliğinden midir? Anladınız mı espriyi? Yani aspirin içince aspirin eksikliği gitmiş de baş ağrın gitmiş değildir. Ne çıkaracağım? Aynen bunun gibi. Dünyadaki huzursuzluğun, dünyalığın olmamasından değildir ki dini verince ihtiyaç gideriliyor. Yani mesela dünyadaki huzursuzluğun dünyanın eksikliğinden değil. Nedir peki? Bilmiyorum ama huzursuzluğuma dini veriyorum, huzursuzluğum gidiyor. Yani vücudumda ne eksik bilmiyorum ama aspirin verince baş ağrım gidiyor. Ama ben biliyorum ki aspirinin eksikliğinden başım ağrıyor değil. Başka bir şey eksik. Aynı bu misal gibi. Dünyada huzursuzum. Niye? Dünya olmadığı için mi? Yok. Dünyamın içinde bütün dünyam var. Mesela kime sorarsan sor. Yarın veya bir hafta 10 gün yiyecek yemeğin var mı? Yani 10 gün sonra aç kalacağım, ne yaparım, ekmek bulamam diyen var mı Allah aşkına 10 gün? Yarını ekmeği yoktu sahabenin hiçbirisinin. Ama mutluydu. Yani sahabe ol demiyorum. Sahabe olalım demiyorum. Ama bir şey de bilelim yani ya. Yani huzursuzluğumuzun sebebi dünyalığın eksikliğinden değil, baş ağrımızın sebebi aspirin eksikliğinden olmadığı gibi. Nasıl gidiyor huzursuzluğum? Aspirin verince baş ağrım gittiği gibi dini veriyorum, düzeliyor. Teselli veriyorum, düzeliyor. Biz galiba sonuca odaklanmışız, süreci unutmuşuz. İlle sonuç olmazsa, olmamışsa süreçteki gayreti inkar mı edelim? Mesela dünyada ne olacak? Nereye gidiyoruz?
sure çok kadar var ki. HDP'nin gözüne bakınca başka, CHP'nin gözüne bakınca başka, AK Parti'nin bakınca başka, ekonomiyle bakınca, dolarla, euro'yla, hangisiyle bakacaksın ya? Acayip acayip. Savaş noktasına bakarsan başka. Yani bu süreçtir. Ama sonuç nedir? Vallahi Allah dinini tamamlayacaktır. İttihad-ı İslam olacaktır. İttihad-ı İslam'dan Arap-İslam dünyası olmadan önce Asya Şurası olacak. İkinci süreç. Türkiye Cumhuriyetler bir olacak. Sonra Asya Birliği olacak. Sonra Arapların Birliği olacak. Tamam, bu sonu, sonuç mu? Sonuç. Bununla bak. Evet, biz galiba sonuca odaklanmışız. Süreci unutmuşuz. Mesela niçin bunu kullandım? Sonuç nedir? Biz bu dünyada niçin bulunuyoruz? Bunu unutmuşuz. Dünyanın sürecinden niye bulunuyoruz anlamazsın. Yaşarken hakikaten ya adam gelmiş artık kanser olmuş bilmem ne olmuş 70 olmuş düşünüyor. Hakikaten ben niye geldim? Bir sürü arabam vardı şu an yatın katın atın atın eşin aşın vardı. Çalamadı. Dünyaya niye geldiğini dünyanın sürecinden anlamazsın. Sonuç ölümle baktığın zaman hakikaten sonuç ölüm. O zaman kabir sana bir şey diyor. Bizim sıkıntımızın ana sebebi sonuçtan süreci yönetememekten kaynaklanıyor. İlle sonuç olmamışsa süreçteki gayreti de inkar ediliyor. Buraya kadar yeter. Isınmaya yetti. Şimdi enfüse geçiyoruz abiler. Tamam. 74. sayfa şualar. Birinci Burhan. Ne işledik ısınmada? Sıkıntı bir sistemdir. Sonuçtan süreci, süreçten sonucu. Kayıp da kazanım, kazanım da kaybı. İman da küfrü, küfür de imanı. Aydınlık da karanlığı, karanlığı aydınlık da. Siyahatı, hastalık da hastalığı siyahat da vesaire. Zıtları ayrıştırma sistemidir. Onun için dünyayı ahiretten üstün yapmışlar ki Adem Aleyhisselam, Ulul Azm peygamberi gelmesi için çok fatura ödedi dünyaya. Biz bedava gelmişiz. Ne kadar sıkıntı çekmiş. Bir kere öyle mi geçiyor? 3 ay diyor ama ekseriyetle tefsirciler 600 sene. Galiba Hindistan'a atılmış. Hava validemiz Yemen'e atılmış. Bulunacağı da belli değil. Düşünebiliyor musun? Araba yok Yusuf dünyada. Petrol istasyonları yok. Köfte yok, balık yok. İmam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin eldi yok. Hiç yok, Van yok, Rize yok, hiçbir yer yok. Dolaşıp duruyor. Ne olacak sonuç? 600 sene arıyor eşini. Tamam da 600 sene sonra tamam bulacaksın da delmemiş. Belli değil. Ne olacak belli değil. Dönüp duruyor. Geceyi ilk defa görüyorsun, rüzgarı ilk defa görüyorsun, acıkma ilk defa görüyorsun. Her şeyi, beşeriyetin ilk defa. Ayağın taşa vuruyor, çakallar vardır, bilmem ne var. Ama insan adına hiç kimse yok ya. Gece oluyor, Allah Allah, ev yok. Kahve yok. Daha kötüsü, daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamış. Yaşamamış. Şimdi tek olsan bile daha önce bir yaşanmışlık var ya. Yaşayanlar sana yaşantıyı şey yapıyor, aktarıyor. Baba, anne. Hadi yavrum, hadi Allah yürütüyor, bilmem ne yapıyor falan merak ediyoruz. Yoksa bir anda buraya gelse kafayı yer. Adem Aleyhisselam'a çok acıyorum ya. Hadi o biraz erkekti, bir de peygamber donanımı var. Bütün isimler öğretilmiş. Ya benim o zavallı validem ya, hava validemiz, o ne yaptı ya kadın psikolojisiyle? He? Yemen'e atılmış. Ona buna mı üzüleyim? Cennetten ihraç edildim ona mı üzüleyim? Allah ne karar verecek ona mı üzüleyim? Ya ama sakın ha. Vallahi Adem Aleyhisselam olmak istemezdi. Yemin ederim istemezdi. Vallahi istemem.
Dağ olmak istemem. Ova iyi. Kar dolu tipi dağa yağsın. Ovaya yağmur gelsin. Ben fırtınaya tahammül edemem. Lan düşünebiliyor musun ya? Şimdi kadın haliyle. Ulan cennetten ihracına mı üzüleyim? Kocamı kaybettim ona mı üzüleyim? Allah bana ne diyecek ona mı şey yapayım? Doğaya mı karşı savaşayım? Lan ne yedi, nasıl giydi, ne yaptı ya? Değil mi şimdi? Acayip oldu değil mi? He bayram. Ya. Ya olur musun şimdi peygamber şimdi? Şimdi tek başına yaşayabilir misin? Dünyada hiçbir insan, in yok, cin yok. Ha cin var da in yok. Gündüz ortası bile ya, petrol ofisleri yok, balık yok, şu yok, bu yok, ayakkabı yok, Allah Allah. İnsan sisi yok. Ben biraz yaşadım 3 ay küsür gün. Kaşığı çanağa vururdum, ooo ses. Vay değişik. Değişik ses duyuyordum. Düşünebiliyor musun? Hiç ses duymuyorsun 3 ay. Hücre ya, tek başına kulübe. Bu yaşanır. Ya biraz hissettim. Orada dedim yani. La vallahi ben Adem Aleyhisselam olmak istemem ya. Yaşayamam ya. Neler çekmişsin? İster misin Barış? Söyle sen. Tek başına. Hadi bakalım. Birinci Burhan. Nasıl ki işlenmiş bir eserin güzelliği, işlemesinin güzelliğine ve işlemek güzelliği ustalığın o sanatın sanattan gelen unvanının güzelliğine ve ustadaki sanatkarlık unvanının güzelliği o sanatkarın o sanata ait sıfatının güzelliğine ve sıfatının güzelliği kabiliyet ve istidadın güzelliğine ve kabiliyetinin güzelliği zatının ve hakikatin güzelliğine derece-i bedahat de gayet katı bir surette delalet ettiği gibi aynen öyle de. Bu kainatın baştan başa bütün güzel mahluklarında yapılışları güzel umum masnularındaki hüsn ve cemal dahi sanatkar Zülcelal'deki fiillerinin hüsn ve cemaline katı şehadet ve efalindeki hüsn ve cemal ise o fiillere bakan unvanların yani isimlerin hüsn ve cemaline şüphesiz delalet ve isimlerinin hüsn ve cemali ise bir metni okuyayım. İsimlerin menşei olan kutsi sıfatların hüsn ve cemaline katı şehadet ve sıfatların hüsn ve cemali ise sıfatların mebdei olan şuunat-ı zatiyenin hüsn ve cemaline, şuunat-ı zatiyenin hüsn ve cemaline, kat-i şehadet ve şuunat-ı zatiyenin hüsn ve cemali ise, fail ve müsemma ve mevsuf olan zatının hüsn ve cemaline ve mahiyetinin kutsi kemaline ve hakikatının mukaddes güzelliğine bedahet derecede kati bir surette şehadet eder. Demek, Sani Zülcelal'in kendi zat-ı akdesine layık bir hadsiz, demek bak, Sani Zülcemal'in kendi zat-ı akdesine layık öyle hadsiz bir hüsnü cemali var ki, bir gölgesi, bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş. Ve öyle münezzeh ve mukaddes bir güzelliği var ki bir cilvesi kainatı serbestler güzelleştirmiş. Ve bütün daire-i mümkünatı hüsn ve cemal lemalarıyla tezyin edip ışıklandırmış. Allah nasıl bir şey ya? Bir leması kainat diyor. Dünyayı demiyor ha. Yani bugün de düşünüyordum. Allah deyince ne anlıyoruz? Mesela böyle iş düşünürüm. Allah nedir bizce? Kendi mesela iki kelam etsen Barış ne dersin? Allah nedir sence? Hani biliyoruz ya Allah'ı.
Niye bir diyemiyorsun biliyor musun? Zatımı düşürmeyin diye de öyle dendi. Yaşanır, ifade edilemez. Yusuf de ifade edebilir. Allah nedir? Düşünün abi, türlü cümle kuramadım. Şeyde, Mesnevi Nuriye'de öyle geçiyor ya. La tefekkürü zati, zatımı tefekkür etmeyin diyor. Ama efendim, bu demek değil ki yani şey değil. Aleminde şahit oluyorsun ama. Mesela has, huzur, sevk, lezzet, memnuniyet, şefkat, muhabbet. Nasıl bir, neye benziyor şefkat? Muhabbet nereye benziyor? Bir şekil var mı? Ama tezahür ediyor. Çocuğa diyorsun, al çikolata diyorsun. Muhabbet midir? Mesela şefkat midir? Onun fiili tezahürüdür. Çikolata şefkat değildir. Onunla ifade edilir şefkat. Şefkat yaşanandır. Allah da böyle. Zat-ı alemimizdedir. Huzurdur, hastır. Sıfat-ı kemaliyenin tezahürü değil mi? He? Sıfat-ı kemaliyenin tezahürü. Tezahürü. Var ama tezahürü lazım yani. O zaman peki nedir? Ne kadar anlarız biliyor musun Allah alemimizde? Kendimizi kendimizle ne kadar tanımlarsak, kendimizi kendimizle ne kadar keşfedersek, kendimiz kendimizle ne kadar seyahat edersek, kendimiz kendimize ne kadar şahit olursak, kendimiz kendimizin üstünü ne kadar açarsak, kendimiz kendimize ne kadar varırsak, aklınla aklına hakim olursak, ya bunlarla böyle, hep Allah ya. Şu anda huzur yok mu sizde? Var değil mi İrfan? Evet abi. Var, bende de var çok şükür. İmanın hası işte. O işte. O. Şu anda o hakim. Nasıl tanımlayacağım? Yaşanır o. O bir imanın kemalidir işte. Hazıdır, lezzetidir. Ustad diyor ki işte o imanın iman libastır. Ruhuna giydir diyor. İşte küreselciler ilaçta, korona ne yaparlarsa yapsınlar. Bedeni şey yapar ama şunu bunu bozarlar. Belki de düşünceyi, hayali de bozarlar. Hep, bütün bunların arkasında ruhun bir libası var. İmanı bozamazlar. Çünkü imanların olmadıkları için iman nedir bilemezler. İmanı bilemedikleri için nasıl bozulduğunu bilmez. Ve bunu niye söylüyorum? Üniversite diploması, ortaokul diplomasını da yönettiği gibi bazı şeyler var, doktorlar. Bazı eczacılar var. Birkaç yerde eczane açıyor, diploması çalışıyor. Kendisi gitmiyor, diploma çalışıyor. Şimdi üniversite diplomasında lise diploması da var. Diyor ki lise mezunları alacağız diyor. Üniversite diploması götürüyorsun. Diyor mu ki lise diplomayı getir. Yok içine var. İman da öyle bir şey ki ruhu koruyor. Kalbi koruyor. Vicdanı koruyor. Dimağı koruyor. Bedeni koruyor. Nerede biliyoruz? Namaz kılanın, tefekkür edenin, Kur'an okuyanın siması niye değişiyor? Mesela sıkıldın, canın sıkıldı, gece kötü haber aldın, ne bileyim. Böyle oldu da oldu. Mesela İmanı olmayan karabasanı nasıl anlatacak? Ne ile tanımlayacak? Bu akşam şu oldu. Ne alacak hadi? Sabah kalkar imanı olmayan kafir karabasanı kardiyolojiye gider. Kalpte bir sorun var diye. Damar tıkanıklığından olmuştur. Karabasan. Mesela işlenen her bir günah içeride sıkıntı olur. Yani fiziksel boyutu sıkıntıdır. Dinin adı günahtır. Sevabın fiziksel boyutu huzurdur. Bizde dinde sevaptır. Çünkü haram nedir? O kişinin halet-i rüyesini kopyala yapıştır. İçeriye aktarımıdır. Onun için araba baktığın zaman o aynı kendinde işliyor. Dimağda işler. Ustad diyor, dimağda diyor bir sofestayı var diyor, bir hennas var ki diyor karıştırıyor devamlı. Kurcalıyor orayı. İşte işlenen haramlar hep böyle kurcalar orayı. Ben bazen soruyorum böyle bir sıkıntı basınca, kimsin ya, neyin ifadesisin? Hemen hemen herkes şahit olur, vicdanı söyler. Ben falan tarihte işlediğim günahın şu anda aktifliyim. Hisseder yahu. İlle günah değil de. Şuraya bak ya. Sani Zülcelal'in. Bunları hafızadan kalıcı olarak silmenin bir yol ve yöntemi var mı? İşte kalıcı olarak yok da İrfan'ın.
Çünkü iyi ki silinmiyor kalıcı olarak. Adam adam ediyor. Mesela böyle hayırlı bir iş yapıyorsun ya böyle. Hayırlı, insan keyifleniyor böyle. Benim gibi var mı ya? Böyle, şöyle oluyor ya. Böyle içeride doğa var yani doğasında kibirleniyor. O anda işte günah kullanılıyor. Diyorsun ki şu hayrı görüyor musun? He ey nefis. Hatırlıyor musun falan mektepte okurken şu haramların vardı. He. Ya şu sevabın şu harama bir denk gelsin de affettirsin de ne ala. Günah adamı iki büktüm yapıyor. Kul yapıyor kul. Adem Aleyhisselam'ı kula dönüştürmüş. Bu soruyu hata. Bu soruyu şunun için sordum. Bu günah başka günahlara çekirdek oluyorsa yani. Ha başka bir günahlara çekirdek tövbe ve istiğfar sistemini çalıştırır ama kalıcı olarak silindiğini yani mesela şöyle tövbe istiğfar. Mesela bir günah işledin, tövbe ettin, günah tövben kabul oldu. Hesabın yok. Ama kalıyor. Niye? Niyesin çok hikmet bir tanesi şu. Ölünceye kadar tövbe ediyorsun. Yani başka bir günaha demek ki iktidar ve ihtiyarla müsaade etmeyeceksin ama bilmiyorum yani onu başka bir şeye... Çünkü nefis tattığı lezzetleri tekrar istiyor. Ya. Evet. O yüzden sordum. Mesela ben mesela bir sabah kahvaltısında canım hiç havyar çekmiyor. Çünkü tadını bilmiyorum. Hiç ağzına sürmüyorum şimdi ama bazen böyle bir karpuz peynir yemek ya da üzüm peynir yemek nefsin tattığı bir lezzet evet. Onun için... Tekrarından da telezzüz edeceğini biliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buna biraz zikrediyor da bize dönüştürmeyi biraz zorlanıyorum şimdi. Evet. Mesela diyelim ki bugün de şeyde okuduk. 26. mektubun 4. mepasın 2. meselesi. Mesela diyor ki büyük zatlar hep nefse emaneden vaveliya etmişler. Ben okudum abi. Sen mi okudun? Ben okudum. Abi. Bak bakalım bak işte hem de sana tevafuk ettim. Mesela adam öyle bağırır ki evliya, ben perişan ve mahvolmuşum. Oysa nefsi levameye geçmiş veya mutmaine, mülhümeye geçmiş ama o niye duruyor diyor orada. Beşeriyetin iktiza, beşeriyetin kalkmasın diye o duruyor. Asap ve damarlar şey yapıyor. Bırakıyor. Evet. Mesela o adam nefsi emareden levameye çıkınca diyor usta, o diyor asap ve damarlara bırakıyor o şeyi. Demek ki o geçmişteki günahlar orada kalsın ki beşeriyette kalsın. Ama büyük zatlar şöyle yapmışlar ama bizim meslekte yok. Nefsi öldürmüşler, yedirmemişler, uyutmamışlar, duman etmişler. Ondan sonra Geylani de Settar ismine mazhar olmuş, Şah ismine. Ali Misali, Ali Man'a geçmiş. 16. lemada da istisna olarak bazı zatlar levhezeliği girerler diyor. Oradan silmiş. Neyi silmiş diye merak ettim ben. Geylani neyi silmiş ya? Yani hakikaten onun peşine düştüm. Neyi silmiş? Ben otururken mi, yatarken mi, gördüğümü söylüyorum. Yalan söylemiyor. Otururken, yatarken mi, kıbleye karşı ayağını uzatmış. Bir de ayakta bir şey içmiş mi, ne olmuş? Böyle. Kıble, ayak mı? Onun set, o alem-i misali, alem-i manaya geçmiş, onu silmiş yani. Ulan mübarek zat, benimkinde günahlarımı silsen diyesin geliyor. Bu sizi bir ya gazeten mi yok diyor bir kitapta mı gördünüz abi? Anlattınız hadise. Bir şekilde gördüm. Bir şekilde gördüm. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Allah ondan razı olsun. Acayip sahip çıktı. Yani ustada da bana da sahip çıktı çok. Allah şahit olsun sahip çıktı o. Azap memurlarına dedi ki bu bizi bilir, biz de bunu biliriz. Bu bizi sevdi, bu bizi bilir, bu bizi tanır, biz de bunu tanırız. Bu bizi seviyor, biz de bunu seviyoruz. Bırakın dedi. Hiçbir daha ilişemediler. Geylani Hazretleri. Çok şükür. Elhamdülillah. Onun için onu ağzıma andığım zaman duygulanıyorum. Yani... Beşer adına bana sahip çıkıttın değil. Beşer adına aley misal, aley manaya geçip nasıl silebiliyor ya? Nasıl evle fezeliye? Ustadımız diyor ki şu alarda arş-ı azamdaki İsrafil'in azamet heykelini seyrediyor diyor. Ya vefatından sonra hayattaymış gibi icraat yapıyor.
Marifi Kerri, Hayat Harran'ı, Abdülkadir Geylan'ı sor. Sor abi. Abi nasıl bir öğrenci bir derste çok iyi, bir başka derste kötü olabiliyor ya? Acaba ben de diyorum ki bazı konularda nefsi emmaremiz ileri, bazı konularda nefsi diğer yedinci seviye, en iyi seviyede nefsimiz olabilir mi? Ben çünkü bunu çok doğru buluyorum. Yabancı olduğum konularda nefsi emmarem çok önde. Diğer bazı konularda nefsimin ilerlediğini görüyorum. Beni bana kınıyor. Ama bazı konularda bakıyorum nefsi emmare var. Hala duruyor. Demek ki yani branştan branşa göre. Hani matematikte ben iyiyim diyelim. Biyolojide iyi değilim. Onun gibi matematikte benim nefsim çok ilerlemiş. Ama biyolojide nefsim hala nefsi emmarede kalmış. Böyle bir şey diyebilir miyim? Çünkü nefsi evet. Duruyor. Evet. Mektubatta onu diyor yani insan geçmiştir nefsi levvameye, mülhimeye geçmiş. Hala evliya nefsi emmareden bavelya ediyor diyor. Hayır diyor. O diyor nefsi emmaredeki özellikleri asap ve damara diyor değil mi? Devretmiş yani. Devretmiş aynı öyle. O zannediyor ki nefsi emmare. Kastamonu'da da manevi nefsi emmareden bahsediyor. Ya adamlar nasıl geçmişler ya? Yani böyle hal değil ya. Bir fiil geçmiş o aleme. Ya Settar ismiyle mazar olmuş, ha ismiyle. O ayağını uzattı, onu silmiş ya, siliyor. Gözüküyor, siliyor. Siliyor. Mesela Muhyiddin Arabi, Kudüs'e sürühüm. Hac'a gidiyorlar. Gece gündüz giderken yanlış yapmışlar. Dağların eteklerine geldiler. Dönseler bir de çarpsan her şey olacak. Vakti geçecek. Bismillah ya Fettah diyor. Böyle daha böyle bir yapıyor. Kanal açılıyor. Ya nasıl oluyor? Allah Halik ismini mi, Kadir ismini mi aktif ediyor onda? Onun üzerine mi tecelli ettiriyor? Kabe'ye gidiyor. Muhyiddin Arabi ben takip ettim öyle. Böyle. Kabe selam veriyor. Aynı insan gibi konuşuyor. Hoş geldin Muhyiddin diyor. Ya insan adına gurur duyuyorum ya. Onunla konuşuyor, sohbet ediyor. Kabe ya. Kabe ile konuşuyor ya. Öyle bina zannediyoruz. Amud-i Nurani var orada. O adreslemek için yani. Ben bu dünyada bununla adreslenmişim. Bir anlattım ya işte içeriden çıktığım zaman yerimiz yoktu, adresim yoktu. Yani bu dünyada adres olsun diye bunu kullanıyoruz ya. Bunu zaten haberimiz yok ki koca bir günde. Düşünüyoruz, hayal ediyoruz, kızıyoruz, nefret ediyoruz, üzülüyoruz. Hangi bedendir? Ne bedeni? Kim bedenden haberi var ki? Kim yaşadığından farkında değil. İşte o Kabe'de adrestir ya. Orada işte ama nerede? Aa şurada işte. Şeyde yaptılar ya Zeytinburnu'nda. Mescitte... Mescitte bir yer var. Karavanımız binalarda olunca mescitte yatırırız. Burada da öyle ya. Burada da yatarlar. Sen ilk geldiğin zaman burada yatıyordun değil mi? Terfi etti. Ondan sonra belli bir yer var. Oraya kimse yatırmıyoruz yani yerde. Doluyor ya mübarek gecelerde doluyor. Diyorum ki kardeşim şu sağ taraftaki o köşede şu yerde kimse oraya yatmasın. Bunu bütün eski Zeytinburnu'nda kalanlar bilir. Orada kimse yatmasın. Ondan sonra yattı. Biz demeden yatmış. Gece dediler ki ona kardeşim hiç üçün. Sen dedi biz burada namaz kılıyoruz. Sen yat bu tarafa. Dedim ki korktun mu? Hiç korkmadım abi dedi. Çok rahat abi dedi. Kim dedim sen? Boşver kim olduğunu. Sana unuttuk söylemeyi. Abi burada kal. Sen burada yat. Ben mesela dağda kaçarken nimet için söylüyorum. Ve ma bi nimeti rabbike fehdis. Dağda 6 ay kaçmıştık ya 97-98 faili meçhul asit kuyuları vardı ya kıyma makinesine çevriliyor falan. O zaman dağdayken kulübede kalıyordum ya. Yalan mı söyleyeceğim size? Saat mi var? Cep telefonu mu var? Neyle? Sabah namazı nasıl kalkacağım? Gece namazı nasıl kalkacağım? Kardeşler sabah namazına kaldırın beni. Yorgunsun değil mi? Dağdan dağa koşuyorsun, kaçıyorsun da. Asitle şey dönüşmeyelim diye. Duydunuz mu? Duydunuz da bir defa. Vuruyor. Tamam sağ üç defa. Kapıma vuruyor. Kapı sabah gelince böyle.
Yorgunsun. Tamam diyorsun. Kalkmayınca bu sefer tok 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 vuruluyor. Namaza kaldırıyor seni. Yani garip değil ki bunlar. Şey, olağanüstü zannediliyor yani. Çok sıradan bir şey değil mi ya? Onlar da namaz kılıyor. Yani nimet ya. Sen niçin yaşadığını, niçin ne yaptığını bildiğin zaman Allah'ın mahlukları sana itaat etmiyor. Allah'a itaat ettiğin kadar Allah'ın vaadi yok mu? Mahlukatını sana itaat ettireceğin. Onlar bir namaza kaldıracak tabii. İnandığın zaman Allah da öyle muamele ediyor. Şey değil yani. Dolu her taraf. Hiçbir yer boş değil. Size mesela bu kainat bindirilmiş. Bu Asar Bediye'den bugün bir ses şey attım. Yazı attım. Diyor ki ustad. Allah kainatı dünyaya sığdırmış. Dünyayı da insanda cem etmiş. İnsana cem etmiş. İnsanı da içine koymuş. İçine de haleti koymuş, ufaltmış. Haleti de kelamına koymuş. Okusana o şeyi. Kelamına da ses koymuş. Sese de huruf koymuş. Okusana orayı. Asar Bediye attım Mecul'da. Asar Bediye 600 küsur sayfaydı ya. Yani bu arada ben bir kahve çekeyim. Boşuna içmiyoruz. Buldun mu? Bulmadım. İyi bak. Ben göstereyim size. Enfusidir. Evet, dünya içinde insan, dünya içinde insan, insan içinde lisan, lisan içinde beyan, beyan içinde kelam, kelam içinde hurufu, kelam içinde hurufu halk eden Hallak Rahman. Asar Bedi 604. Bir daha. Dünya içinde insan, dünya insana, insanın içinde lisan, lisan içinde beyan, beyan içinde kelam, kelam içinde hurufu halk eden Hallak Rahman. Ustad yaşamadığımı görmedim, yazmadım demiş. Har. Huruf-u mukatta var ya. Ha mim. Allah Allah. Biraz daha. Allah demek ki yaşanan bir şeydi. Oradan şey oldu. Sani Zülcemal'in kendi zat-ı akdesine bak. Kendine layık Allah'ın mülkü. Şöyle düşünün. Buz gözüküyor ama buz. Aslı su değil mi? Su ama H2O değil mi? Öyle mi? H2O ama enerji değil mi? Tamam. Esir değil mi? Maddi hayattır. Aynı hayattır. Aynı de öyle. Allah var. Şuunat. Dışarıya. Sıfat. Esma. Cilve cevap. Atom. La kardeşim buzuz şu anda. Esma'nın donmuş haliyiz. Biz Esma'yız ya. Allah nerede? Evvel, ahir, zahir ve batın. Biz donmuş Esma'yız. Donmuş Esma'yız. Yani şu değere bak ya. Allah'ın esmaları donmuş, cilve, cemal, nakış, sanat olarak beşer olmuşuz. Ondan sonra sıfatları... Alemimizde hayat olmuş, irade olmuş, kudret olmuş, göz olmuş, kulak olmuş. O zat-ı sıfatlarıyla imtiyazlaşmışız. Varlığa benzemeyiz. Ondan sonra. Şunat-ı zatiyesiyle tamamen ruha, kulü ruhu minnem Rabbi. Mahiyet-i zatiyesiyle ben benim yani. Tamam. Şimdi böyle bir Allah sende taayyün etmiş yani. Böyle bir şahsiyet. Seni... Ezeli ve ebedi hiç yoktun. Allah seni tercih etmiş ya. Bundan ilerisi var mı? Seni tercih etmiş ya. Tercih etmiş ya. Sana şahsiyet vermiş, benlik vermiş. Şu anda ben... Sen tercih etmiş ya Allah. Ki Allah kim? Ben kim yani? Sen kimsin? Tercih etmiş ya. Bunun ilerisi var mı? Tercih etmiş. Ezeli ve ebedi. Düşünebiliyor musun? Ucu bucağı yok. Zamanı mekanı yok. Yok. Yoktum. Yok olacaktım gene. Ama varım. Varlığı tattım. Bu ne demek ya?
Bu nasıl bir devlet? Nasıl bir nimet? Bilmiyorum ki. Bilemiyorum yani. Bak diyor ki Sani Zülcemal'in kendi zat-ı akdesine layık öyle hadsiz bir hüsnü cemali var ki Allah'ın nasıl hüsnü cemali var? Nasıl? Ancak şöyle biraz anlarız dedi. Bir gölgesi bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş. Çiçekten, insandan, ustad gülle hasna diyor değil mi? Eşi, merhametin güzelliği, şefkatin güzelliği, hayanın güzelliği, iyiliğin güzelliği, cemalin güzelliği, imanın güzelliği, vücudun güzelliği, nimetin güzelliği. Bak tadat ediyoruz, varız ya. Şu anda Allah şahit mi? Allah biz görüyor mu? Duyuyor mu? Allah bu olaya şahit mi? Şahit. Diyor onu tadat etmekten. O da seyrediyor. Ne oluyor peki? Barla da söylüyor hadisi kutsi. Sema'nın müekkel melekesi yerdeki müekkellere gıpta ediyormuş. Niye gıpta ediyor yukarıdaki yerdekilere? Bir iki insan, bir iki nefes, bir iki dakika Rabbini görüp gösterirler, sevdirler. Ah ah keşke bizim üzerimizde olsalar diyor. Allah da şey yapıyor. Beni andı diyor. Bütün Allah kainata Cebrail'i çağırıyor. Şu falancayı anın. Onlar beni seviyor. Siz de sevin diyor. Ya bu hadis-i kutsiyle bundan nasıl bir şeref ya? Böyle bir Allah'tan ümitsiz olur mu ya? Farkındalığımızı artırmak için gelmiş. Bekamız için değil ki, fazla yaşamak değil ki. Farkındalığımızı artırmak. Fark etmek. Allah var. Tamam. İç alemimize dönüyoruz. Tima. Vay. Düşünüyoruz. Hissediyoruz. Nefret ediyoruz. Zevk ediyoruz. Allah nefreti bunun için verdi. Aa şu bu böyle. Allah varken hiçbir şey yoktu. Hala devam. Öyle de devam ediyor. Ben onun tercihiyim ya. Bundan daha büyük devlet mi olur ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir nimet? Ben varım ya diyebilmek kadar büyük şey olur mu ya? Adam yaşadığının farkında değil. Niçin yaşadığını da bilmiyor. Niye burada bilmiyor? Ya ehli imana verdiğine bak ya. Niye buradayım? Niye varımın dışında? Niye buradayım? Burası neresi ya? Bak tanımlayabiliyor. Sonuçtan süreci yönetiyorsun. Ahiret var da ondan dünyadayız. Niye buradasın? Bak içine bir şey dolduruyorsun bu sorunun cevabı olarak. Farkındalığımı arttırmak için. Adem Aleyhisselam'ı anlattım. Ya adam yani peygamber tövbe. 33 yaşında. Bütün isimler donatılmış. Cennet günah ortamı da değil. Ya bizim ortaya çıkmamız için bu fedakarlığı yapmış Adem Aleyhisselam. Ya veya yaptırılmış yani. Hata yapılarak buraya gelmiş. Benim de ortaya çıkmama sebep aslında Allah yapıyor ya. Hep Allah yapıyor. Hep o yapıyor. Diğerleri isim vermiş isimler. Cemalin bak. Hüsnü cemalin bir gölgesi bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş. Öyle münezzeh ve mukaddes bir güzelliği var ki, yani soyuta, soyut da var, somut da var. Yani müceredat-ı sırfa, yani maddi güzellikler var olduğu gibi cemal, eşin, çiçek, ne bileyim güzel manzara. Bir de soyut güzellikler var. Ne o? İmanın güzelliği. 32. sözde söylüyor. Vücut, var olmanın güzelliği, farkındalığın güzelliği, muhabbetin güzelliği, şefkatin güzelliği. Mesela imanın lezzeti mesela. Bir tane zat diyordu, kim diyor o ya? Gene Geylani mi diyordu? Ya Muhittin Arabi ya. Şey de diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İmanın kokusunu aldım diyor. İmanın kokusu olur mu? Allah Allah. Allah Allah. Ya imanın zevkini almak. Allah'tan lezzet, Allah ile zevklenmek. Çocuk anasını emer gibi Allah'tan böyle zevklenmek. Şu an işte Allah ile zevklenmek. Şu an. Bir gölgesi bütün mevcudatı baştan başa güzelleştirmiş. Allah ile güzelleşiyor tabii her şey. Ölüm de güzeldir. Kavuşmak diye görmüş. Mesela adam kabire giriyor. Geçen bir cenazeye katıldım. Daldım böyle. Acaba şimdi ne yapıyor? Kabirde görmüyor mu ki? Kabirde değil ki o. Kabirde de mezar kastedi. Mezarda değil. Şimdi ne diyor yani? Ne diyor şimdi? Ne diyor? Kesin. Ne demişsen yaşarken onu diyorsun. Mucize yok. Farkında mı? Farklı bir şey yok.
Ne kadar fark etmişsen o kadar ifade edeceksin. Soruyu cevap burada sorulmuş. Orada yüzünü okunca ne kadar fark etmişsin, ne demişsen dünyada onu diyeceksin. Ne kadar sahip çıkmışsan o kadar sahipleneceksin. Öyle demiyor mu? Şefkat ettiğin kadar şefkat edileceksin. Affettiğin kadar affedileceksin. Hazmettiğin kadar hazmedeceksin. Hazmedileceksin. Akrabana, ayetteki hutbede okuyoruz ya. Allah adaleti, yakın akrabaya iyilik yapmayı emreder. Ya ne kadar yaptın, o kadar iyilik göreceksin. Öyle münezzeh ve mukaddes bir güzelliği var ki, ondan çıkamıyorum ki, kaç defa okudum. Yani Allah'ın güzelliğini işte seziliyor böyle, yaşanan bir şey. Allah ne kadar lezzetlidir. Aldığım kadarsa Allah şu anda, bu bize yeter zaten. Hani bir tane zat öyle demişti, derste çıkmıştı. Dedi ki, Sultan Beyli'nde miydi? Dedi ki, şu anda fazla olamaz dedi. Üç tane buhran geçiren, bunalım geçiren adamı bu göle, içerideki göle soksam diyor, iman gölüne, üçü de düzelir dedi. Böyle tuhaf deliler de geliyor. Şu anda imanın güzelliği değil mi? Has yani. Sırf iman bu haleti bana vermiş olsa yeter ya. Yani. Olmasın haşa. Ahiret olmasa da dünyada rahat yaşatıyor. Şu has. Bir cilvesi böyle. Münezzeh ve mukaddes bir güzelliği var ki nereden biliyoruz? Aha Allah güzel. Böyle mukaddes münezzeh güzelliğini yaşıyor, yaşatıyor. Olduğunu yaşayarak görüyorum. Bir cilvesi kainatı serbestsel güzelleştirmiş ve bütün yani değiştiriyor ama artırarak. Mesela hatırlarsınız muhakematta bir yer vardı, ülfet. Bugün de sormuştum. Kafama orada. Lugata bakarsan alışkanlık. Ustad ülfeti bak ne yapmış. Bak, bu derste müzakere böylelikle kal. Ülfet kadına kıyas ediyor. Niye diyor? Daha bilmiş değilim ama belki de yarım saat konuşurum. Ama tam hakim olmam lazım. Diyor ki ülfet cehli mürekkebin hemşiresi, kız kardeşi. Bir insan düşün, kız kardeşi. Cehli mürekkebin hemşiresi, nazar-ı sâtihin annesidir. İkisi de kadın. İkisi de üretken. Yani cehil ülfet ülfeti üretiyor. Kadın doğum gibi. Sonra nazarını değiştirir. Başını belaya sokar. Kız kardeşin annen. Şu bana böyle dedi böyle attı. Ya ne çoğaltırsan çoğalt. Bakın ülfeti bak neyle tanımlıyor. Usta tuhaf bir yolda gidiyor. Tuhaf, garip. Kainatın arkasındaki bir matematik var ya. Bakın ülfeti ne diyor. Böyle bir şey olur mu? Normal bir şey mi? Cehli mürekkebin hemşiresi, hemşiresi değil hemşiresi, kız kardeşi, nazar-ı satin annesi. Bu ne demek ya? İkisi de kadın, ikisi de sonra mahremim. Yani onunla evlenemiyorsun. Kısa, çocuk nesil devam etmez. Ülfet de böyle bir şey herhalde. Nikahlanamazsın. Çoğalamazsın. Seni bulunduğun yerde tutar. Yük olur. Değişiklik vermez. De. Külliyat tuhaf ya. Vallahi tuhaf. Her geçen gün tuhaf. Garibime gidiyor. Acebime gidiyor yani. Abi siz onu dedikten sonra ben biraz düşünmüştüm. Aynı zamanda bacımız ve annemiz namusumuzdur. Onu da kurtarmamız, korumamız lazım. Sürekli telaffuzda olsak Allah huzurundaki gibi bu sefer de lezzetten yaşayamayız. Normal ekmek yiyemeyiz. İnsan olamayız. Bak Amerika'da mı hocam? O da bak tanışıyoruz. Yani bak başka bir şey de bulmuş. Güzel bulmuş. Beşeriyette bizi tutuyor diyor. Ama külliyat tuhaf ya. Hakikaten garip ya. Seyli mümteni. Bakınca çok kolay. Neyin nesidir deyince mümteni oluyor. Herhalde ahiret çok güzel olacak ya. Ama ondan daha güzel
Evet, ahiretten daha güzel. Bilerek söyledim. Bu dünyada zıtları yaşamak. Böyle. Derse başlamadan önce dedim ya, sıkıntı bir sistemdir. Nimetten nikmeti, nikmetten nimeti. Ondan sonra vardan yoku, yoktan var ediyor. İçini çıkartıyor. Varda yoku gösteriyor, yoktan varı gösteriyor. Ya bu dünyada iyi ki gelmişiz ya. İyi ki var etmiş Allah. İyi ki varlığında haberdar etti. Yani kendini fark ettiğin kadar ne nimet olabilir bilmiyorum. Ama olsan, hiçbir şey de olmasa, ama bunun gibi değil. Ben varım diye biliyorsun ya, ben varım. Hep derim ama ifade edemiyorum yani bu. Ben varım. Var olmanın sana has ve hususi olan lezzet-i mukaddese var. Ben varım diye bilmek var ya, varım. Allah Allah. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu. Yani basit, çok hiç olmayacak sebeplerle ben varım. Varlık bilinci, varlık şuurunu vermiş. Varım diye biliyorum. Farkındalığım oluyor. Onu, bunu, içeride şunlar bunları, bu dimadır, bu tahayyüldür, bu vicdandır, bu şudur, bu şefkattır, bu muhabbettir. Allah Allah. Yani tuhaf yani. İnsan yani. Bunu vermiş yani. Daha nasıl bir... Allah olması lazım herhalde böyle. Başka mümkün nasıl olacak? Bir cilvesi diyor, kainatı serbestsel güzelleştirmiş ve bütün daire-i mümkünatı hüsn ve cemal lemalarıyla tezyin edip ışıklandırmış. Nasıl ışıklandırmış? Işık olur mu? Hüsn ve cemal ışıkmış. Vücudun ışıkları. Evet, işlenmiş bir eser fiilsiz olmadığı gibi fiil dahi failsiz olamaz. Ve isimler müsemmasız olması muhal olduğu gibi sıfatlar dahi mevsufsuz mümkün değildir. Madem bir sanatın ve eserin vücudu bedahetle o eseri işleyenin fiiline delalet ve o fiilin vücudu failinin ve unvanının eseri intac eden sıfatın ve isminin vücutlarına delalet eder. Elbette bir eserin kemali ve cemali dahi fiilin kendine mahsus kemal ve cemaline, o da ismin kendine münasip muvafık güzelliğine, o dahi, bu nerede anlatıyor? Hep aklım okuyorum ama kafam 32. sözde bu. Esmalar vardı ya, Hüsna ve bir gülü söylüyor. Güzel bir kadın veya bir gülü söylüyor. Orada esmaları orada ayrıştırıyor. Ünvanlar veriyor da. Orada şimdi muvafık güzelliğine, o dahi zatın ve hakikatin. Yani dedim ya, mesela bunlar yaşanıyor içimizde. Bu esma, hakikaten esma, kalbe inince böyle, sarmalar böyle. Düşünceler esmalardır. Esmalara bakar. Yani düşünceler değişiyor ya. Düşünceler, zanlar, bilgiler, malumatlar, hayaller, hep bunlar esmalara bakar. Kalptekiler ise sıfata bakar. Ruhtaki latifeler, şefkat, muhabbet, memnuniyet, sevk, şefk, surur, lezzet. Bunlar latifeye bakıyor. Bunlar şunat-ı zatiye bakıyor. İnsan kendisi şahit oluyor. Bu şunat-ı zatiye aktif oldu işte diyorsun. Aleminde. Yani farkındalığını artırıyor. Bir an yaşasan yetiyor. Nerede diyor? 24. mektupta değil. Fazla yaşamaya gerek yok yani. Bunu şey yapmak için. Allah'ın rahmetine mazhar olmak için. Öyle fazla uzun zaman gerekmiyor. Bir an yaşasan tamam. Ya. Yani bu o kadar hoşuma geliyor ki, diyor ki elbette bir eserin kemali ve cemali dahi fiilin kendine mahsus kemal ve cemaline. Yani fiili yaşıyoruz. Mesela bende şefkat var. Fiil bu. Rahim isminin fiili. Bende fiil değil tabii. Halit. Çok acayip. Mesela zat-ı sıfattan muhalefetun lil havadis. Ne demek o? Allah yarattığı hiçbir şeye muhalefet et. Her şeye muhalefet etmiş. Hiçbir şeye benzemez. Öyle mi? Muhalefetun lil havadis. Bunun bizdeki taayyunu nedir? Allah bizi yaratmış ama her şeye muhalefet etmişiz. Hiçbir şeye benzemiyoruz.
Hiçbir şeye. Sen nereye benzersin biliyor musun Barış? Kendine benzersin. Nevi şahsına münasır. Muhalefetun lil havadis. Yani seninle alakalı her şey, her şeye muhalefet etmişsin. Hiçbir şeye benzemiyorsun. Hiçbir şey. İnsan olma hasediyle kalsiyumuna benziyorsun. Magnezyumuna benziyorsun. Gözün olmasıyla benziyorsun. El ayak olmasıyla benziyorsun. Muhalefetin yok yani. Her şeye benziyorsun. Ama kafasına taktığı akla, kalbine beslediği istidada, ruhundaki o meyillere baktığın zaman insan müstesnadır. Her şey muhalefet etmiş. İnsan müstesna. Allah'ın nesini gösterir bu? Kemal ve cemaline şahit oluyorum çünkü ben. Cemal ve kemaline şahidim. Allah Allah. Kemal dimağa götürüyor. Cemal aşağıya götürüyor vicdana. O da ismin kendine münasip, muvafık güzelliğine. Yani orada ortaya çıkanlar böyle güzellikleri artık yaşanan bir şeydir. Artık bunu delil olmaz böyle. Kemal şeyde, dimağda, cemalde, mesela imanın cemali, memnun olmak, mesela vefa. Yani çok önde çıkan bir sıfattır bende. Ben çok severim, çok fazla. Vefa mesela. O konuda mümessili kim? Vefada, sahabelere şey yaparsak. Kim aklınıza geliyor? Vefa deyince kim aklınıza geliyor? En önde, peygamber hariç. Hazreti Hatice radiyallahu anha. O geliyor, o gelsin. Tuhaf yani, değil mi? Vefaya bak. Vay be. Mükemmel bir insan ya. Evet, neyse. O da ismin kendine münasip, muvafık güzelliğini, o dahi zatın ve hakikatın. Yani fakat zata ve hakikate layık ve muvafık. Kemaline, cemaline. Mesela kendindeki men arefe nefse fekat arefe rabbe diyor ya. Mesela aklın bir tefekkürüyle vicdandaki bir hissiyat Allah'a ayna oluyor ya, iz takip ediyor. O da vasıta. O ona zatın hakikatına muvafık. Kemaline ve cemaline ilme yakiniyle vedahatle delalet ediyor. Neyle? Kendi aleminde yaşayarak, şahit olarak delalet ediyorsun. Kendi aleminde. Aynen öyle de az kaldı, epey geçtik zaman, çok iyi bir farkındayım ama bu eserler, yani ustad ilk önce maddi şeyler verdi, insan sonra cemal ve kemalle insana taşıdı bu olay. Bu eserler perdesi altındaki faaliyeti daime insanda, failsiz olması mal olduğu gibi bu mesela insanın alemi de devamlı değişiyor. Bu masnaat üstünde cilveleri ve nakışları göz ile görünen isimler dahi müsemmasız hiçbir cihette mümkün olmadığı ve müşahede derecesinde hissedilen kudret, irade gibi sıfatlar gibi mevsusuz olması muhal olduğundan. Zahire bakınca bu külliyata burası Allah'ın ispatı olarak kullanılıyor bu. Sureti bu. Şu kainatta bütün eserler, mahluklar, masnular, hadsiz vücutları ile halik ve sani sonradan olma, sonradan vücuda çıkma ile ve sanatlı devamlı değişkenlikleri ile ve faillerinin vücudu efaline ve esmasını vücuduna, efsafını vücuduna. Mesela efsafı vücudu çok hoşuma gidiyor. Nedir o? Mesela Allah'ın bir sıfatı, efsafı nedir? Şefkat. Allah'ta şefkatı mukaddesi deniliyor. Bizde şefkat denilir. Hepimiz yaşarız. Şefkat, muhabbet, aşk, memnuniyet, iftihar. Değil mi? Peki tanımlayabilir miyiz böyle müşahhas, müceredat, böyle müceredattan çıkıp somut getiremiyoruz. Allah da böyle işte. Şefkat mesela. Çocuğa değil mi? Mesela özlüyorsun.
Endişeleniyorsun, korkuyorsun. Endişeleniyorsun. Korkuyorsun acaba bir şey olur mu? Bir Almanya'daki bir kardeşimiz var, hanımı. Böyle akıllı battaniye almış. Acaba çocuk boğulursa haber versin diye. Almış ya. Bunu Allah vermiş, bu özelliği o kadına. Allah da nasıl yani? Bize karşı ne kadar endişeleniyor. Ama kafir olur mu? Gibi ya. Yani bu yaşanır değil mi senin mesela çocuğuna karşı böyle bir... Tamam. Nasıl olacak diye düşünüyorsun yani bunun neticesi nedir diye. Yani bunlar... Hayatını nasıl idam ettirecek? İçinde yaşıyorsun değil mi? Ama gözükmüyorsun. Yok. Nasıl bir yani... Şu nasıl bir sistem, nasıl bir dünya ya? Bu farklılıkları. Sırf bunun için yaşamak lazım ya. Ne yeme içmeyi ne yapacaksın? Zaten Adem Aleyhisselam yiyordu, içiyordu ya. Yeme içmek nedir ya bunlara göre? Bu neymiş ki? Zaten demiş değil mi adam? Yeme içmeyi, cinsellik vesaire. Ver, isteyene ver onu demiş. Bana seni gereksin. Sen çocuğuna endişe ettiğin gibi Allah da senden haşa endişe değil de şey yani öyle nazar ediyor, öyle değil. Değil mi? Evet. Sen mesela çocuğuna ediyorsun ya. Allah da ediyor bizde. Sen çocuğunu iyi olmasını istiyorsun. Allah da beni böyle istiyor. İyi ki oldun diyorsun. Bize de Allah iyi ki seni yarattım diyordur. İnşallah diyordur. Eğer demeseydi dettirmezdi. Sevmeseydi sevdirtmezdi. Ya. Efsafının vücuduna, ondan için durdum burada. Şuunat-ı zatiyesinin vücuduna. Yani bizdeki şuunat-ı zatiye neydi? Şuunat-ı zatiye neydi şeyde, mektubatta? Şefkat-ı mukaddese, el merkezinde. Muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, sevk, şefk, lezzet-i mukaddesi, memnuniyet ve iftihar mukaddesi. Bunlar hepsi var. Bak, bizdeki vasıflarla. Ben mesela sevdiğim kişilerim sevdiği işleri yapmasından seviyor. Hoşuma gidiyor. Allah da bizi böyle yapıyor. Mesela bir ara kafayı şey yapmıştık 1985'te. Rüştü abi müdahale etmeseydi Allah razı olsun. Böyle tuhafımı anladı. Sen de bir annen nedir demişti. Barış sana bu lazım. Mesela o 24. mektubu fazla okuyordum, ondan sonra koydum kenara, yapmadım da. Mesela lezzet alıyorum, Allah benim üzerimden lezzet alıyor. Ondan sonra bir ara kafayı bozdum. Allah her şeyi görüyor, bir de benim gözümle görüyor. Değil mi? Evet. Öyle geçiyor. Allah benim dışımda görüyor her şeyi, bir de benim gözümle görüyor 11. sözde. Ulan dedim, böyle harama baktığım zaman Allah haram baktırıyorum yani falan. Görüyor musun böyle? Allah için haram yok ama böyle olmuş. Öyle. Benim gözümle ona baktırıyorum şey. Ama lezzet alıyorum, Allah da lezzet alıyor. Benim lezzetimden lezzet alıyor. Onu 30. lemada da anlatıyor. Bir diyor gemi, Ali Cenab zengin bir padişah, gemiye fakir fukarayı toplasa, kendisi de yukarıdan fakir fukarayı yedirse, içirse, gezdirse, onların tenaumlarından, nimetlenmelerinden, zevklerinden Allah zevk alır. Değil mi hatırlarsın? İşte dünya bir gemi. Fakir fukara bizi toplamış. Yedirip içirip gezdiriyor. Lezzetimizden lezzet alıyor. Memnun olmamızdan memnun oluyor. Öyle yazıyor. Şimdi dedim ya Allah şimdi memnun oluyor. Lezzet alıyor. Allah benim lezzetimden lezzet alıyor. Ayrı. Gözümle bakıyor. Düşünebiliyor musun? Bir tanesi yanımda gelmiş. Beni çok sevdiğim. Benim bu gözlükten buradan bakıyor. Mesela rahmetli annem olsa böyle kafayı koysa, ne yaptı? Ben de bakayım. Dön, nereye bakıyorsun? Dön, ben bakayım. İnsan, ya çekil der misin? Bak gözlüğümden o da bakıyor. Allah da baktığıma bakıyor. Baktığıma. Sevdiğimi seviyor böyle. Sonra diyordum Allah şimdi arama baktık falan. Tövbe estağfurullah. Böyle. Şuunat-ı zürüşte bir engeli oldu.
Mesela onu çok kullanırdı. 11. lemada. Allah Settar'ın bütün isimlerin sahibi odur. Allah için yani haram yok, çıplak olmak yok. Bu tesettür niye şey yapmış? Esma iktisa ediyor diyor. Hatırladın değil mi? Şuunat-ı zatiyesinin vücuduna ve zat-ı akdesinin vücubu vücuduna kati bir surette delalet ettikleri gibi o masnuatın umumunda görünen muhtelif kemalat ve ayrı ayrı cemaller, çeşit çeşit güzellikler, Sani Zülcelal'de olan fiillerin ve isimlerin ve sıfatların ve şenlerin ve zatının kendilerine mahsus münasip ve layık ve vacibiyetine ve kutsiyetine muvafık olarak hadsiz kemalatlarına ve nihayetsiz cemallerine ve ayrı ayrı umum kainatın fevkinde güzelliklerine gayet sari şehadet ve gayet kati delalet ederler deyip burada bitiriyoruz. İkinci burhanda kaldık, not alırsın. Cenab-ı Hak hakikatiyle aklanmayı nasip eylesin ya. Bu anlatılmak istenen ve anladığımız ve anlamadığımız hangi esmalar varsa onları şefaatçi yapıyoruz. Cenab-ı Hak bu esmaların hakikatlerini, mahiyetlerini dünya ve ahirette Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Bizi kendisine kulak kabul etsin. 124 bin peygamberin hangi haletle ne istemişlerse, nelerlerden sığınmışlarsa ya Rabbi o haletleri ve ona cevap olan esmaları şefaatçi yapıyoruz. O peygamberlerin istediklerini istiyor, sığındıklarına sığınıyoruz. Onların hürmetine, o halet ve cevabı olan esmanın yüzü hürmetine bize de nasip eyle. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Amin. Sorusu olan var mı abiler? Bakayım. Ondan sonra bakayım var mı sorusu olan. Yok herhalde. Geceniz mübarek olsun abiler tekrar. Amin. O zaman bir katılanla nerede yazsın size abi? Dersin başla dediniz ya. Amin. Özbekistan'da. Evet. Amin. Oraya da senin üzerinden selam ediyoruz. Çoluk çocuğuna hepinize selam olsun. Muhatap oldun. Cenab-ı Hak bizi hepimizi vasıta yaptı, sebep yaptı. Aslında kendisinden kendisine oluyor. Hep kendisinden kendisine oluyor. Esmasından esmasında oluyor. Hep o. Fark ne peki? Farkındalığını arttırmak. İnsan olduğunu bilmek. İnsan olduğumuzu peygamberler veya işte kitaplar olmasa hakikaten bizim insan olduğumuzu neyle bilecektik? Hadi bildin. Bildiğini emin olabilecek miydin? Hakikaten ben insanmışım ya. Nasıl diyecektin? Peygamberler olmasa işaret üçüncüsüne geçiyor. İnsan hayvan olarak kalacaktı. Yani hayvaniyette kalacaktı. Ben insan olduğumu kim söylemiş? Hep insan oldum. Bu dersler olmasa, Kur'an olmasa. Ben kim olduğumu, nerede olduğumu, niye olduğumu, ne vazife olduğumu nereden bilecektim ya? Yani onun için bu iyiliğini unutamayız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu iyiliğini. Seni ustad diyor, senin bu iyiliğini ödeyemeyiz ya Muhammed diyor. Yani ne kadar bizim farkındalığımızı arttırmak için ne kadar sıkıntı çekmiş. Ne kadar iyilik yapmış Barış değil mi? Ve insan olduğunu bilmeyecektin ha, o olmasaydı. Vesile olmasaydı. İyi ki var değil mi? İnsana o coşası geliyor. İyi ki varsın ya Resulallah. İyi ki var oldun. Ya. Ustadımızı da vesile yapmış, vasıta yapmış. Bu dersleri şey yapmış. İstersen vasıtaya da vesileye dua et. Çok şükür.